Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ezogelin çorba yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Burada 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur, 2 yemek kaşığı da pirincim var. Öncelikle bakliyatlarımı yıkamakla başlıyorum. Çorbanın yapımına başlıyoruz. Burada bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Tencereme alıyorum. Ocağımı açtım. Şöyle 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum. Soğanları kavrulmaya bırakıyorum. Soğanların pembeleşene kadar kavurdum. Şimdi üstüne 1 yemek kaşığı ununu ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakikada böyle kavuruyoruz. Unumuz da kavruldu. Üstüne yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçasını ekliyorum. Salçasını da güzelce kavuruyorum. Bir diş de rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Şimdi üstüne yıkadığımız bakliyatlarını ekliyorum. Bir iki dakikada bakliyatlarla beraber kavuruyorum. Bakliyatlarımız da kavruldu. Şimdi suyunu ekliyorum. Dokuz buçuk su bardağı su ekliyorum. Üstüne 1 su bardağı da kemik suyu ekliyorum, dondurulmuş. 1 tatlı kaşığı da tuzunu ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Şöyle kapağını yarım kapatıyorum taşmaması için. Çorbamız 20-25 dakika bakliyatlar iyice özleşene kadar pişirdim. Çok güzel pişmiş. Şimdi çok hafif şöyle blenderdan geçireceğim. Şöyle 3-5 saniye, fazla değil, fazla ezilmeyecek. Bunun özelliği hafif taneli olması. Bu kadar. Harika bir kıvam oldu. Baharatlarını döküyorum. Burada 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiberimiz var. Onu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı limon suyu. Karıştırıyorum. Şöyle 1-2 dakikada baharatlarıyla özleştikten sonra altını kapatacağım.
Çorbamız hazır. Harika olmuş, mis gibi. Kıvamı da çok güzel oldu. Eğer kıvamı koyu olursa biraz sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.